Madenci öldü. Neredeler? Neredeler? Yeter! 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 Ve yayınlanmayacaksa hiç biz konuşmayalım. Ne yapmalı, nasıl yapmalıdan merhaba. Bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ve diğer ilçelerinde aslında uzun zamandır devam eden sokağa çıkma yasaklarının ardından çatışmalar, yıkım ve bugüne geldiğimizde hem Diyarbakır'ın hem de Türkiye'nin önemli gündemlerinden birisi, tartışma konularından birisi olan Sur projesini konuşuyoruz. Proje ile ne amaçlanıyor? Diyarbakır'da Sur'un tarihi dokusu korunacak mı? Bu projeyi kimler yapacak, kimler organize edecek, rant mı, kent mi korunacak? Bütün bunları konuşacağız. Bugün 3 konuğumuz var. İstanbul stüdyomuzda avukat Alptekin Ocak. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Tekin. Diyarbakır stüdyomuzda Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Başkanı Şerefhan Aydın var. Şerefhan Bey, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, tabii stüdyolarımızda birazcık ses senkronizasyonunda bir 3-4 saniyelik de farkımız var. O nedenle iletişimimizi biraz daha özenli yapmaya çalışacağız. Ankara stüdyomuzda yine hukukçu Fevzi Özdeğer var. Fevzi, sen de hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, Diyarbakır'la başlayalım. Aslında Sur projesinin merkez kenti. Sur'u da yakından takip eden Diyarbakır Mimarlar Odası Şube Başkanı Şerefhan Bey'le başlayalım. Aslında iki Sur fotoğrafı çok tartışıldı. Birazdan o fotoğraf ekranlarımıza da gelecek. Sur'da çatışmalar, askeri operasyonlar başlamadan önceki fotoğraf ve askeri operasyonların sonrasında yine aynı bölgeden çekilen bir fotoğraf. Şerefhan Bey, öncelikle bize bu iki fotoğraf arasındaki farkı anlatabilir misiniz? Ekranımıza da birazdan yansıyacak. Evet, aslında bu bahsettiğiniz fotoğraf birkaç gün önce havadan çekilen Sur'un son durumu. Bu da çok acı bir durumdur ki gidip sahada, alanda fotoğraf çekemiyoruz. Ama uçakta harita mühendisleri odasından bir arkadaşımız tesadüfen böyle uçaktan, havadan bir fotoğraf çekebilme imkanı yakaladı. Çok acı ve ironik bir durum aslında. Yani bu karede görülüyor zaten yaklaşık 3-4 bulvar diyebileceğimiz genişlikte birkaç cadde açılmış. Ve bu caddeler şu an aslında savaş ya da çatışma döneminde değil de çatışma sonrası dönemde açılmasına başlanmış ve şu anda devam edilen bir durum. Bu aslında Sayın Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın da dediği o işte koruma amaçlı imar planının korunacağına dair söylediklerinin tam tersi bir durum. Artık buna ne demeli diye herhalde sormak Şerefhan gerekiyor. Şerefhan Bey, yani Diyarbakır'da halkın gözlerinin içine baka baka Başbakan. Evet. Şimdi siz açılmış bulvarlar var dediniz. Şimdi bu bulvarlarla... Duyuyorum sizi, buyurun. Tamam, bu bulvarlarla neyi kastediyorsunuz? Yani Sur'da, Sur bölgesi içerisinde böyle geniş caddeler yoktu. Şimdi ama fiilen bu çatışma operasyonlarla burada geniş caddeler mi açıldı demek istiyorsunuz? Neyi kastediyorsunuz bulvarlarla? Nasıldı, ne oldu? Yani bu bulvar tanımı biliyorsunuz biraz genişliği caddeden biraz daha büyük olan bir teknik tanımdır aslında. İşte Sur içinin bildiğimiz kadarıyla Sur içinin sokakları bu tarihi sokaklarıyla biliniyor.
Suriçi. Tarihi o mimari dokuyla biliniyor. Ancak şu an açılan bu dediğimiz bulvarlar tarihi sokaklara yerle bir etmiş. Tamamen var olan projenin dışına çıkarak, koruma amaçlı imar planının dışına çıkarak yapılan, açılan bulvarlardır. Ve bu da şu anlama geliyor aslında. Açılan bu sokaklar, bu bulvarlar tam olarak bilmiyoruz ama onlarca, belki de yüzlerce yapının yıkılması sonucu açılmış bu bulvarlar. Gerek tarihi, gerek tescilli, gerek de tescil edilmemiş ama tarihi yapılar ve sivil yapılar şu an yıkılarak bu sokaklar açılmıştır. Ve bu da işte Suriçi'nin tarihi dokusuna müdahalenin en büyük ve en somut örneğidir diyebiliriz. Evet Şerefhan Bey, aslında biz biraz önce ekranımıza yansıyan fotoğraflardan da en azından bir kısmını görebiliyoruz. Çeşitli boşluklar var. Bazı sizin de ifade ettiğiniz, bulvar olarak tarif ettiğiniz geniş boşluklar da var. Peki sizin tabii surda inceleme şansınız oldu mu bilmiyorum ama çok sayıda yıkılmış sivil ve tarihi bina var diyorsunuz. Yani sur gerçekten oradaki binalar, çok sayıda yıkılmış binayı siz görme şansınız oldu mu? Çünkü biz tabii fotoğraflardan uzaktan bakınca bazı bölgelerde yıkıntıların olduğu ama o bazı bölgelerde de yapıların korunduğunu da görebiliyoruz. Ya da böyle mi? Yani diğer taraflarda da hasar var mı? Nasıl bir tablo var Sur'da özetle? Aslında Sur'da şu an özellikle 6 mahallede ne olup bittiğinden hiç kimsenin haberi yok. Yani Diyarbakırlıların Diyarbakır'dan hiç kimsenin haberi yok. Ne bir sivil toplum örgütü, ne bu mesleki odalar, ne de oradaki yerleşim yerlerinde ikamet eden halk. Onlara hiçbir şekilde orada bulunmalarına, geçişlerine müsaade edilmiyor. Bu dediğimiz yapılar yıkıldı dediğimiz bu yapılar zaten görüldüğü gibi havadan çekilen fotoğrafta da ciddi bir biçimde görülüyor. Ancak biz Mimarlar Odası olarak valiliğe başvuruda bulunduk. İşte halkın kaygıları var. Kentsel sit alanı olan sur içerisinde bu tür müdahalelerden kaynaklı halkın kaygısı var. Ve bizler de mimarlar olarak aslında uzmanlık alanımız olan bu sur içerisinde bir inceleme talebinde bulunduk. Resmi bir başvuruyla valiliğe böyle bir talepte bulunduk. Henüz bize bir dönüş yapılmış değil. Dediğim gibi yani sokakları gezip gerçek tahribatı ölçebilecek şu an pek kimse yok. Sadece güvenlik güçleri orada biliyorsunuz karayolları ve DSİ'nin iş makinalarının kontrolünü sağlayarak orada bir çalışma yürütülüyor. Ve bu da başlı başına bir suçtur. Bunu belirtmek gerekiyor. Kentsel sit alanında ağır iş makinaları çalışamaz. Kültürel varlıkların bulunduğu bir bölgede bu çalışma yapılamaz. Bunun bir usulü vardır. Bunun uzmanlar denetiminde koruma kurulu, kültür varlıklarını koruma kurulunun kontrolünde böyle bir çalışma ancak müsaadeyle ve belirtilen esaslara göre yapılabilir. Bildiğimiz, duyduğumuz kadarıyla herhangi böyle bir hazırlık yok ama yerinde aylardır belki de diyebileceğimiz yaklaşık 2-3 aylık bir süreçtir. Sur içerisinde böyle bir çalışma var. Onun için dediğim gibi sağlıklı bir bilgi yok elimizde. Ne kadar yapıların, ne kadarının yıkıldığı, hangi durumda olduğu. Fakat başta da söylediğimiz gibi sadece uçaktan çekilen bir karede görebiliyoruz. Bu da çok acı aslında. Diyarbakır'ın nüfusu yaklaşık 1,5 milyonluk nüfus ve bu nüfus kendi kentinin merkezinde, tarihi kentinin merkezinde ya da Diyarbakır'ın kalbinin bulunduğu bölgeye giremiyor. Kapatılmış etrafı. Çatışmalar bittiği söyleniyor. Operasyonların tamamlandığı söyleniyor. Ama buna rağmen hiçbir şekilde bu yasaklı 6 bölgeye giriş çıkışa izin verilmiyor. Elimizdeki bilgiler sadece kulaktan dolma veya evet, işte dediğim gibi havadan çekilen görüntüler veya basına ara ara
bazı ajansların geçtiği fotolardan görebiliyoruz. Durumu ancak öyle yorumlayabiliyoruz. Ya da bunun dışında herhangi bir müsaade yok. Ama dediğim gibi umarız valilikten bize böyle olumlu bir dönüş olur. Bizim inceleme talebimize olumlu dönüş olur ve bu kaygıları giderme noktasında birazcık da olsa rahatlarız. Evet, şimdi stüdyomuza dönelim ama önce bir son dakika bilgisini iletmek istiyorum. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birleşen davalarda tutuklu sanıklardan polis memuru Muhittin Zenit ile dönemin komiser yardımcısı olan Özkan Mumcu'nun tahliyesine karar verildi. Hatırlayalım, davalar birleştirilmişti. Bugün birleşen davaların ilk duruşması görülüyordu. İki tutuklu sanık, dönemin polis memuru Muhittin Zenit ve komiser yardımcısı Özkan Mumcu'nun tahliyesine karar verilmiş. Zenit duruşmada Hrant Dink'in kişisel olarak söylemiyorum ama devlet olarak bir insanın öldürülmesine göz yumduk demişti. Evet, bugün kamu görevlerine açılan dava ile birleştirilen Hrant Dink cinayeti davasının ilk duruşması da 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlamıştı. Bu birleştirilen davadan en azından yeni adımlar atılması beklenirken tutuklu sanıklar da tahliye ediliyor maalesef ve tutuklu sanıklardan birisi de devlet olarak bu cinayete göz yumduk ifadesini, savunmasını yapan bir sanık. Bunu da son dakika bilgisi olarak vermiş olalım ve devam edelim. Tekin Bey, öncelikle aslında önümüzde bizim inceleyebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz bir sur projesi yok. Ama şimdi bir yandan da sur projesiyle ilgili hem gazetelerde dosyalar hazırlanıyor hem birçok değerlendirme alınıyor. Ben size sormak istiyorum. Yani bizde önümüzde bir sur projesi yok ama neyi değerlendiriyoruz, neyi tartışıyoruz? Yani biraz önce iki fotoğrafı karşılaştırırken çeşitli değerlendirmeler yapılıyordu ama siz bu sur projesinde neyi öngörüyorsunuz ve neye karşı çıkıyorsunuz? Ben sözlerim öncelikle 28 Kasım 2015 tarihinde Sur'da Diyarbakırlı dört ayaklı minarenin önünde savaş buradan uzak dursun şeklinde basın açıklaması yaparak aslında Sur'u, oradaki kültürel çeşitliliği, tarihsel birikimi korumaya çalışan meslektaşımız Tahir Elçi'yi anarak başlamak isterim. Evet. Yani aslında biz de saygıyla analım buradan. Evet. Sur projesini konuşmak belki birkaç şey söylenebilir en başta. Birincisi sadece Sur'da olan bir mesele değil bu aslında. Bunun yanında savaşın aslında sürdüğü Silopi'de, Cizre'de ilan edilmiş riskli alanlar var. İdil'de buna yönelik çalışmalar var. Çatışmaların devam ettiği yerler var. Aslında Türkiye'de şöyle bir süreç yaşıyoruz. Sadece Kürtler değil, rejime baş eğmeyen bütün muhalif unsurların, halkların, özellikle Türkiye toplumunun demokratik yapısını oluşturan temel halklara karşı bir savaş yürütülüyor. Ve bu bir zapturapt altına alma aslında çabası. Özellikle yani bunun her düzeyde yaşıyoruz şiddet ortamını. Bunu kentsel dönüşüm projeleriyle birleştirerek mi söylüyorsunuz yoksa genel siyasal atmosfer ilişkin değerlendiriyorsunuz? Yani aslında kentsel dönüşüm bütün bu siyasal atmosfer sebebiyle yaşanan, yıkılan, yok olan kentlerin sonradan regülasyonu, düzenlenmesi. Bundan başka bir şey değil. Yani tabii ki oraya kimse kentsel dönüşüm, işte Sur'a şöyle bir müdahalede bulunalım ya da işte ben diğer örneğin Hakkari'yi beğenmiyorum, burada bu şehri alacağım, başka bir yere götüreceğim gibi bir şeyle tabii ki bütün bu müdahaleler yapılmıyor. Ama müdahalenin sonucu olarak kentler yıkıldı. Dolayısıyla bu yıkılan kentlere yönelik aslında en baştaki saikle beraber kendi düşündükleri çerçevede bütün bu alana dair mekansal anlamda müdahalede bulunmak istiyorlar. Bu müdahalenin kendisi de oradaki kültürel çeşitliliğe, zenginliğe yapılmış bir müdahale. Yani aslında zorla bir baş eğdirme durumu söz konusu. Kentlere yapılan regülasyon da, kentlere yapılan düzenleme de buradan belki kar çıkarma olarak söylenebilir. Peki bu yani Sur projesi dendiğinde biz ne anlamalıyız? Yani Sur'da ne yapılacak şimdi? Ne var gündemde Sur'da?
Arif Bey, bunu ben yıkılmış de aslında... binalar bir yenilenecek. Değil mi? Bu var bir kere ama nasıl olacak? Ne olacak şimdi Sur'da? Bunu ben de çok merak ediyorum açıkçası. Yani şehircilik konusuna çalışan, işte imar planlama hukuku konusuna çalışan bir hukukçu olarak yani Sur'a gittiğimde de özellikle yani oradaki sokağa çıkma yasağının kısmen fiilen devam eden bir süreç var aslında. Gittiğimde gördüğüm ya nasıl bir manzara, Sur'u nasıl kamulaştırabilirsiniz? Burada binlerce ev var, yüz binlerce insan yaşıyor. Aynı zamanda tarihi kiliseleri, camileri yani Sur'un kamulaştırılması akıl almaz bir şey aslında. Bunun nasıl olacağını ben de çok merak ediyorum. Fakat şöyle söyleyeyim, fiilen yani Diyarbakır'daki mimar arkadaşımızın da aslında belirttiği gibi içeride ne olduğuna dair sadece tahminler yürütülebiliyor. Ama dağ kapıdan girip aşağıda Mardin kapıya kadar devam ettiğinizdeki bütün sol taraf, özellikle oradaki esnafın da olduğu, yani Diyarbakır'ın aslında doğunun başkenti sayılan, Diyarbakır'ın da kalbi sayılan Sur'un neredeyse yarısına yakınını kolluk kuvvetleri tarafından bloke edilmiş durumda. İnsanlar yaşadıkları yerden atılmış durumda adeta. Dolayısıyla içeri girilmiyor. Yani tahmin ettiğim, ancak hani bu sorunuza şöyle cevap verebilirim. Sulu Kule'de yaşanan gibi bir süreçle karşılaşabiliriz. Çok özetle ne yaşanmıştı? Ya Sulu Kule'de şu yaşandı. O oranın bütün çeşitliliğini ve dokusunu oluşturan çingeneler oradan şehrin, İstanbul'un periferisine gönderildi. Şehrin dışına bir takım toplu konutlar da yaşamak zorunda bırakıldı. Oradaki zenginlik yok oldu. Bunun yerine işte tırnak içinde tarihi dokuya uygun yeni böyle işte birkaç katlı villalar ya da işte küçük böyle konutlar icat edildi. Bunlar da işte bir takım mülk sahiplerine satıldı. Belki yani Sur'da da eğer bu proje gerçekleşirse, ki umarım böyle bir şey olmaz. Diyarbakır halkı buna zaten izin vermek istemiyor. Ben kendi adıma bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum ama eğer gerçekleşirse bizim karşımızda tırnak içinde rehabilite edilmiş, sokakları düzenlenmiş, oradaki yoksullukla yoksul insanların tamamen Sur'un içinden dışlandığı, bunların yerine özellikle birinci sınıf koruma statüsündeki eserlerin kaldığı, belki restore edildiği, ama bir yandan da işte bir takım böyle Sur'un içinde lüks rezidansların, işte konutların yapıldığı bir hale dönüşebilir. Evet. Evet, Ankara'ya dönelim. Fevzi, yani aslında belki bu gündemi genel değerlendirme kısmında da biraz duralım. Sen Sur projesi dendiğinde aklında neler canlanıyor? Yani bu Sur projesiyle ne yapılacak? Sur'da nasıl bir dönüşüm olacak? Nasıl bir Sur'la karşı karşıya kalacağız? Neler olabilir bu projede? Öncelikle İstanbul'daki arkadaşlara da selam saygılarımı iletiyorum. Çok katmanlı yanıtlanması gereken bir soru aslında sorduğun soru. Öncelikli olarak bu işin biraz geçmişine odaklanmanın iyi olacağını düşünüyorum. Tarihi kent merkezlerini koruma yaklaşımı 1900'lü yıllardan itibaren dünya genelinin gündeminde, Türkiye'de de önemli tarihi kent merkezleri bu tür sosyal iktisadi dönüşümlerle bir tür soylulaştırma projesi olarak 1980'lerden beri uygulanıyor. İşte İstanbul yaşadı bu dönüşümü, Ankara yaşadı, şu anda Diyarbakır yaşıyor. Bu dönüşümler kent merkezlerindeki yaşanan tarihi kent merkezlerinde yaşanan bu dönüşümler aslında iki şeye işaret edebilir. İşaret ettiğini söylemek mümkün. Birincisi, tarihi kent merkezlerinde eğer yoksulların yoğunluklu olarak yaşadığı bölgelerse idareler, devlet öncelikli olarak yoksulların bu bölgeden sökün etmesine yönelik bir siyasal strateji izlerler. Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde yaşanan dönüşüm, İstanbul'da şimdi Galata Port projesiyle birlikte daha önceden Sulu Kule'de yaşanan bir dönüşüm bir benzeri
işte Galata Port projesiyle Eminönü'nden Karaköy'e kadar ki hatta benzer şekilde bir dönüşümün ipuçları yaşanmakta, yaşanıyor. Bu soylulaştırmayla birlikte doğal olarak mülk sahibi sınıfların mülk sahibi sınıflarda da köklü bir dönüşüm yaşanıyor. Bunun sonuçlarını biraz Alptekin özetledi. Yani soylulaştırmanın sonucunda tek tip bir hizmet sektörüne yoğunlaşmış. Buradaki hizmet sektörü genel olarak tarihi kent merkezlerinde Ankara'da ve İstanbul'da olduğu gibi turizm odaklı bir yaşamın ortaya çıktığı bir sosyal hayat. Ve bu sosyal hayat etrafında da insanların gündelik hayatlarını yaşamaya devam ettikleri, tarihi ve kültürü korumayı koruyabileceklerinin temel varsayımı. İşte bir diğer dönüşüm de koruma amaçlı imar planlarıyla birlikte tarihi Fevzi, yazılma biçimi. Yani bu bölgede insanlar daha önceden nasıl yaşamıştı? Fevzi, bir araya gireyim. Şimdi biraz önce tarif ettiğin dönüşümde kent merkezinin işte turizm başta olmak üzere hizmet sektörünün yoğunlukta olduğu aslında bir yeniden yapılanmasından bahsediyorsun. Soylulaştırma diyorsun. İşte tarihi mekanlarında bir şekilde korunduğunu varsayılıyor diyorsun. Tabii soylulaştırmayı da izleyicilerimize de bir aktaralım. Yani bu söylediklerin ifade edildiğinde ya ne güzel işte istihdam olanakları açılacak. Kötü binalar varsa bunlar soylu binalar haline gelecek. Yani bunun neresi kötü, nesine karşı çıkılıyor, ne dersin? Ya bildiğiniz üzere tabii ben bir kent tarihçisi olmamakla, plancı olmamakla birlikte ilgim alanında olduğu kısmıyla konuşacak olursam, tarihi Suriçi 1990'lı yıllarda savaş koşullarından itibaren yoğun göç almış, daha çok kiracılık ilişkileriyle konut dokusu oluşmuş. Bu bölgedeki yenileme ihtiyacında da konut dokusundaki kiracılık ilişkilerini dönüştürmeye yönelik de bir koruma amaçlı imar planı hazırlanmış. Bir tarihi kent merkezi. Burada dönüşümün esasında aslında yoksulların yerinde dönüştürülmesini, onların gündelik hayatın içine katılmasını esas alan bir planlama sürecini geliştirmek çoğu kez mümkün olamamaktı. Burada da benzer bir süreç aslında koruma amaçlı imar planı planlaması sürecinde yaşandığını söylemek mümkün. Alan yönetimine yönelik bir strateji uygulamaya konulamamış. Hatta 2012 yılında Diyarbakır'da hem bir yandan riskli alan ilan edilmiş hem de bir yandan koruma amaçlı imar planının hükümleri uygulanmaya çalışılmış. Yani öncelik aslında hem yerel yöneticiler hem de merkezi yöneticiler için bölgenin tasfiyesini odak alan bir stratejinin işlediğini söylemek mümkün. Bu koruma kullanma dengesini inşa ederken plancı denilen otokratlar grubunun ve yerel yöneticilerin ve merkezi idarelerin önlerine aldıkları bir tür siyasal stratejidir. Burada çatışma aslında bence 2016 yılında Sur'u farklılaştıran, anlamlı kılan, burada özellikle kılan konu şu oldu. Bir tür mekanın ele geçirilmesi stratejisi ekseninde tarihi kim yazacak konusu gündeme geldi. Şimdi elbette ki her koruma amaçlı imar planı, her planlama süreci ve her tarihi kent merkezinin yeniden dizaynı aynı zamanda bir tarihi yeniden yazma stratejisidir. Ama burada çatışma bir savaş koşulunda biçimlenince çatışmanın dozajı yıkarak yeniden inşa etmeye dönüşmüş durumda. Ve belki hatırlarsanız 11 Nisan tarihinde Sayın Başbakan'ın ifadesiyle buradaki kavganın resmini şöyle özetlemişti. Sur içinde tırnak içinde konuşmasını aktaracak olursak bu bölgede Sur içinde yaşanan Hendek Savaşları'nda Bıyıklı Mehmet Efendi'nin türbesine neden saldırdıklarını biliyoruz. Burası Bıyıklı Mehmet Efendi Osmanlı adına İdrisi Bitlisi ile birlikte
bölgede Osmanlı'nın hegemonyasını kuran, yani bölgeyi Müslümanlaştıran bir stratejinin temsilcisiydi. Buraya saldırıldı. Biz bu nedenle de en gösterişli bir şekilde yıkılan camiyi yeniden inşa edeceğiz şeklinde bir konuşma bu dönemde bir strateji olarak ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ama bu elbette ki şeyden bağımsız değildir. Yani mekanı ele geçirme stratejisi, mekanı yeniden üretme stratejisi eninde sonunda bu kavgalara açık olarak yürütülür. Siz koruma amaçlı imar planlarıyla farklı uygarlıkları, farklı medeniyetleri, farklı kültürleri yansıtan, farklı sosyal grupların sınıfsal çıkar sahiplerinin çıkarlarını koruyan bir yaklaşımla da bir planlama süreci yönetebilirsiniz. Belirli sınıfların, zenginlerin çıkarlarını koruyan, belirli uygarlıkları ön plana çıkartan bir tarih de yazabilirsiniz. Mekan üzerinden tarih yazmanın anlamı birazcık budur. Bu Türklere de has, Türk devletine has bir durum da değildir. Yani 1800, bunu olağanlaştırmak için söylemiyorum. Sadece işin çapının nerelere işaret ettiğinin anlaşılması açısından söylemeye çalışıyorum. Örneğin kale içindeki, pardon, evet, sur içindeki yolların açılmasının sadece devletin yol ihtiyacını karşılamaya yönelik ya da güvenlik ihtiyacını karşılamaya yönelik bir stratejinin parçası olarak görmemek lazım. Bunu işte İsmet Berkan daha çatışmaların 10. gününde söylemişti bir güvenlikçiye dayanarak. Bu bölgede bir Haussmannlaşmaya, yani Paris'te Paris valisi Haussmann'ın Napolyon döneminde yaptığı gibi yeniden bir çatışma olmaması için yolları genişletmek ama aynı zamanda tüm Napolyon öncesi döneme işaret eden tarihi dokuyu da dönüştürme stratejisi her şeyden önce yolların açılmasıyla mümkün olmuştur. Yani plancı, evet, sur içine girdiği zaman gördüğü ilk şey önce yollar açmak oldu. Evet. Bunu açtı. Bununla birlikte de tarihi yeniden yazma girişimi. Fevzi, yani savaş, bir virgül koyalım. Bir virgül koyalım başına, biraz. Burada yürüyen savaş tek başına kültür varlıklarının nasıl korunacağı ile ilgili değil, evet, tarihin nasıl yazılacağı ile ilgili bir savaş. Evet, bunlar önemli vurgulardı. Tarihin nasıl yazılacağına ilişkin de bir savaş veriliyor dedi Fevzi. Şimdi Diyarbakır'a dönelim Şerefhan Bey. Sur projesinin de surun hangi bölümlerinin kamulaştırılacağı aslında önemli gündemlerden birisiydi. Surun önemli bir bölümünün kamulaştırma kapsamında olduğu da ifade edildi. Şimdi ekranlarımıza da bir harita gelecek. Aslında o haritada da çok kapsamlı bir şekilde gösteriliyor. O birazdan herhalde gelecek ekranımıza. Evet, bu bölgede sur içinde kırmızı ile gösterilen yerler kamulaştırma kararı alınan yerler, mavi bölgeler ise kamulaştırma kapsamı dışındaki bölgeler. Son kamulaştırma. Evet. Bir bilgi, evet, araya girdiniz galiba. Evet. Bu harita. Buyurun. Duyuyorum sizi. Şimdi bu harita. Kırmızı olan yerler siz belirttiniz. Kırmızı olan yerler bu 21 Mart'ta 21 Mart özellikle vurgulamak lazım. 21 Mart'ta Bakanlar Kurulu kararıyla kamulaştırılan parsellerdir. Ve bu parseller yaklaşık sadece şu an yapılan toplamda eskiyle birlikte eski kamulaştırılmış veya hazine arazisi olan parsellerle birlikte %100'e yakın bir oran. Ama bunun dışında tutulan bazı parseller de var. Bunu belirtmek gerekiyor. Özellikle bazı şahsiyetlerin ticari mekanlarının kamulaştırma dışında kaldığını da belirtmek gerekiyor. Kim bu bazı şahsiyetler? Yani surun tamamı diyoruz ama tamamı değil. %98-99 diyelim. Yani hükümete yakın bazı şahsiyetlerin mekanlarının, işte ticari mekanlarının kamulaştırmadığına dair zaten bu Şerefhan alınan Bey, kararda bazı parseller bunun dışında tutulmuş. İşin tuhaf yani. Yani evet. Şerefhan Bey, şimdi o kırmızı haritanın içerisinde küçük küçük mavi
lükler var, mavi bölgeler var. Bir kenarda dış bölgede mesela sol alt köşede geniş bir mavilik var ama o kırmızıların yoğunlaştığı yerlerdeki içerideki küçük küçük mavilikler. Ne oluyor yani ki? Sizin bahsettiğiniz bazı hükümete yakın kişilerin mülkleri mi oluyor, evleri mi oluyor, işler ne oluyor onlar? Özellikle o küçük küçük mavilikler. Şimdi bu evet bu yoğun olan kırmızıların yoğun olduğu yerde küçük parseller var. Bunların bazıları zaten daha önce kamu yani ya da şöyle söyleyelim maliye hazinesinin elinde olan parseller bir kısmı da kamulaştırma dışı tutulmuş özellikle ticari akslarda dediğim gibi bazı özel mülkiyetlerdir. Bunlar kamulaştırılmamış, kamulaştırma dışında tutulmuş. Ama işin tuhaf yanı, bazı ticari mekanlar, parseller kamulaştırma dışında tutulmuş. Ama kamunun elinde olan bazı parseller de tekrar kamulaştırma kararına dahil edilmiş. Ayrıca bir tuhaf durum. Yani bu alınan kararın ne kadar sağlıklı olduğu ortadadır. Bazı parsel isimleri unutulmuş. Mesela bir mahalle var Süleyman Gazi diye bir mahalle geçiyor kamulaştırma kararında öyle bir mahalle yok Süleyman Nazif mahallesi var onlar Süleyman Gazi yazmışlar velhasıl alınan bu kararın ne kadar alelacele zaten adından da anlaşılacağı üzere acele kamulaştırma ve böyle ortaya vahim bir durum çıkıyor mesela camiyi kamulaştırmışlar camiyi sen neye kamulaştırıyorsun? Zaten kamu malı vakıfların parselleri olan mesela bazı kiliseler kamulaştırılmış. Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti olan Sur Belediye binası kamulaştırılmış. Bizim Mimarlar Odası'nda olan mülkiyeti Dengbej evi var. Bu kamulaştırılmış. Bazıları ikinci defa kamulaştırılıyor. Bazıları cami, kiliseler, hanlar, hamamlar gibi parseller kamulaştırılmış. Yani anlayacağımız alınan bu karar alelacele işte galiba 21 Mart'a yetiştirmek için alınan bir karardır diyebiliriz. Evet peki Şerefhan Bey biraz önce aslında konuştuğumuz genel çerçeve ilişkin siz ne söylersiniz? Yani bu projeyle Sur projesi henüz ortaya çıkmadı. Ama ortaya çıkmamasına rağmen başta acele kamulaştırma kararı olmak üzere çok büyük tepkiler var. Bu projede siz ne öngörüyorsunuz ve neye tepki gösteriyorsunuz esas olarak? Aslında siz biraz önce bir konuya Sur'da ne var dediniz. Konuk biraz dolaylı cevap verdi ama ben net söyleyeyim. Sur'da Cumhurbaşkanı'nın hayali var yani. Cumhurbaşkanı'nın hazırlamış olduğu bir kendisince mükemmel diye tabir ettiği hayali bir projesi var. Yani Sur içinde aslında diğer örneklerde de arkadaşlar belirtti. İşte Sulu Kule'de çingeneler bir şekilde göç ettirildi. Sürgün edildi aslında. Diyarbakır Sur'da da politize olmuş politik Kürt halkı dağıtılmaya çalışılıyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Yani arkadaşlar da belirtti. 90'lı yıllarda iç savaştan ya da çatışmalardan dolayı göç eden Kürt köylülerinin yerleşmiş olduğu hatta gerçekten yoksul diyebileceğimiz bir kesimdir. Ancak biliyoruz hükümetlerin, iktidarların bu kapitalist bir dönemde yaşıyoruz aslında. Bu çok anormal gelmemesi lazım. Yani onların zihniyeti budur. Yani biz inşa edelim diyoruz. Onlar inşa etmeyi inşaat yapmak diye algılıyor. Ve Sur içinde işte bu kentsel dönüşümlerde daima böyle bir vurgu var. İşte soylulaştıracağız. O yoksullar orada artık yaşayamaz. Çünkü orası değer kazandı. Fakat bunun yanında dediğim gibi bu politik bir amaç var. Bu da kimliksizleştirme olarak nitelendirebiliriz. Yani Sur içi biliyorsunuz Diyarbakır'ın şu an ticari hacmi çok büyük oranda olan bir bölgesi. Ve artık onlar dillendirmiyor ama bizim okuyabildiğimiz... İşte orası artık bu yoksullardan arındırılmak zorundadır. Orası artık turizme açılmalıdır, ticari merkezler yapılmalıdır ve artık bu
tırnak içerisinde soylular burada yerleşmelidir, burada yaşamalıdır. Aslında tarihin tekerrür ettiğini biraz böyle göstermek gerekiyor. Eski dönemlerde Diyarbakır, Sur içinde, Diyarbakır merkezinin Sur içi olduğu dönemlerde soyluların tekrar tırnak içerisinde, Sur içerisinde ikamet ettiği dönemde anlatılır daima. Sur kapıları kapatılıyormuş. Sur dışında yerleşen fakir halk Sur içine gelmeye çalıştığı zaman kıyafetlerini değiştirip kapılarda izin alıp öyle içeri alınırmış. Soylu bölgeye geliyor ya ve şu anda yapılmaya çalışılan biraz da budur. Hedef budur. Onun evet. için burada bu kararı iptal ettirecek olanın aslında biraz da halkın yaklaşımı olacak. Biz buna evet. inanıyoruz. Halk şu an ciddi anlamda her ne kadar hukuka olan yaklaşımı, o güveni ne kadar zedelenmiş olsa da tekrar orada bir umut görüyor. Ve şu an yaklaşık 1500-2000'e yakın, yanılmıyorsam, Sur Koruma ve Yaşatma Platformu'na davanın iptali için mülk sahibi başvurmuş. Biz de umut ediyoruz ki Sulu Kule'de olduğu gibi Danıştay bu kararın iptalini verir. Ancak farklı bir durum var. Sur içinde hukuki süreç tamamlanmamışken şu an Sur içinde iş makineleri çalışıyor. Evet. Bizim korkumuz, kaygımız biraz da budur aslında. Evet. Yani yapım mı, yıkım mı? Geçenlerde bunu tamamlayayım. Geçenlerde Buyurun. Cumhurbaşkanı işte biz yapmaya çalışıyoruz. Mimarlar Odası yıkmaya çalışıyor. Yani biz bu söyleme güldük aslında. Ne demeye çalışıyor bu? Şu an yapılan Sur içinde ciddi bir yıkımdır. Ve bunun yapım olarak değerlendirmesini kesinlikle biz kabul etmiyoruz. Yeniden inşa olarak da kesinlikle biz kabul etmiyoruz. Yani Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, işte Kürdistan'da, bazı ilçelerde bunun tamamen yeniden yaratma olarak nitelendiriyorlar bunu. Çok tuhaf bir durum değil mi? Sen bir kenti, bir tarihi sen nasıl yeniden yaratırsın? Bunlar... Aslında tarihi değiştirme kudretini kendilerinde görüyorlar. Ama bunun mümkün olmadığını da bilmeleri gerekiyor. Umarız ki halkın bu duruşu, bu karardan vazgeçtirir onları. Evet. Bizim de beklentimiz budur. Biz de Mimarlar Odası olarak buna dönük çabalarımız, çalışmalarımız vardır. Evet, Alptekin, aslında Şerefhan Bey'in de yaptığı en önemli vurgu, bu projeyle birlikte Sur içinde yaşayan yoksullar Sur dışına çıkarılacak. Aslında tarihte belli bir yaşanan örnekleri de anlattı. Eskiden yoksullar Sur içine giremiyordu şimdi yeniden eski yaşadıkları bölgeye gönderilecekler gibi de söyledi. Şimdi tabii bir acele kamulaştırma kararı, bir hukuki süreçten de bahsedildi. Bu acele kamulaştırma kararı hangi hallerde uygulanır? Hukuki durum nedir? Yasal olarak yani acele kamulaştırma kararı karşısında yapılacak bir şey var mıdır? Durdurulabilir mi proje? Ne olur? Ne dersin? Ya işin diğer kısmında aslında bunu tartışmak lazım. Hegemonik bir süreçten bahsedildi. Bir ekonomi, savaş ekonomisi var. Mekanın ele geçirilmesi ve soylulaştırma gibi kavramlardan aslında hem Fevzi Bey hem de Şerifhan Bey bahsettiler. Diğer kısmı da biraz hukuk üzerinden konuşacaksak, birincisi aslında ortada bir kamulaştırma yok. Belki özelleştirme söz konusu olabilir. Yani kamulaştırma... Neden? Yani şunu kastediyorum aslında. Kamulaştırma bize idari hukukun çok temel kavramlarından bir tanesi ve yani özel mülkte olan gayrimenkullerin bir kamu ihtiyacından kaynaklı olarak o kamu kurumları tarafından o kamu ihtiyacını gerçekleştirmek için, kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla, örneğin bir yerden bir yere bir yol yapacaksınızdır. O işte birisinin tarlasına denk gelir ve o tarlayı satmak istemez. Dolayısıyla idarenin elinde böyle bir gücü var. Bu yolun kamu lehine özel mülkten alınıp oraya yol yapılması. Çok basit tabiriyle, örnekle. Şimdi burada ortada bir kamulaştırmadan özellikle kentsel
alanların rehabilitasyonu ya da işte gentrifikasyonu durumunda, yenilenmesi durumunda, restorasyonu durumunda bir kere kamulaştırmayı kullanamazsınız. Bu hukuki argüman buraya uymuyor. Zira benim özel mülkümde olan bir gayrimenkulü siz alıp işte herhangi bir proje çerçevesinde daha sonra başka firmalara genelde ihale edildiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla ortada bir kamulaştırma yok. Yani özellikle riskli alan ilan edilmiş bölgelerde de kamulaştırma yapılması söz konusu olmayabilir. Örneğin Başbakan burayı işte Toledo'ya benzeterek hani böyle bir proje yapacağından bahsedildi. Yine yapılsın. Belki o koruma kullanma dengesi gözetilerek yapılsın ama yine içindeki kiracıların ve o mülk sahiplerinin burayı kullanmalarına izin verilsin. Yani böyle de düşünülebilir. Dolayısıyla bir ortada kamulaştırmadan bahsedilemez. İkinci kısmı da kamulaştırma kanununun çok istisnai maddesi işletiliyor. Hangi madde? Nasıl bir madde? 27. maddesi. Olağanüstü hal ve savaş dönemlerinde uygulanabilecek. Çok istisnai bir madde. O zaman savaş dönemi olduğu kabul edilmiş mi oluyor? Ya da olağanüstü hal olarak tanımlanıyor herhalde bu dönem. Yani bu kriterlere uygun bir durum var ki demek ki Bakanlar Kurulu bölgenin acele kamulaştırmasına karar verildi ki acele kamulaştırmada normalde işte örneğin bir teklif komisyonu hazırlanır. Burada emsallerine göre kamulaştırılacak arazinin, gayrimenkullerin bedelleri belirlenir. Uzlaşma komisyonu buna karşıdaki insana teklif eder. Uzlaşmayan insanlar açısından götürür. Asli Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti davası açarsınız. Dolayısıyla insanlar bu davada taraf olabilirler. Aynı zamanda kamulaştırma idari işlemine karşı. Yani gerçekten böyle bir kamu ihtiyacı var mı yok mu? Buna dair bir hukukilik denetimi söz konusu olabilir bu durumda. Ama özellikle 27. maddesinin işletilmesi halinde Asli Hukuk Mahkemesi'ne acele kamulaştırma kararıyla gittiği zaman idare, ki burada Çevre Şehircilik Bakanlığı, bir ay içerisinde buraya el koyma kararı veriliyor. Yani siz gazetelerden evinizin kamulaştırıldığını öğreniyorsunuz. Ve o ondan sonra oraya el atabilir, oraya müdahale edebilir hale geliyor. Dolayısıyla yani bizim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek bir nolu protokolde bahsedilen mülkiyet hakkı, yine anayasal çerçevede koruma altında olan çok temel sistemin işleyişine dair mülkiyet hakkının insanların konut, sağlıklı çevrede yaşama hakkına müdahale olarak tanımlayabiliriz. Peki Atakan, şimdi durum nasıl olacak? İnsanların evleri örneğin yıkıldı ya da yıkılmadı, ya da yıkılmadı. Ama kamulaştırıldı. Evet. Artık o evi kendi evi değil, evine giremiyor. Zaten girişte problem vardı ama biraz normale döndüğünü düşünsek bile evine giremeyecek, kendi evi değil, artık devlet el koydu. Ne yapacak bu insanlar? Şu an bir el koyma durumu yok aslında. Henüz koyulmuş değil. Ama resmi gazetede yayınlanmadı. Yayınlandı ama bunun için dediğim gibi bakanlığın ilgili kamu idaresinin Asli Hukuk Mahkemesi'nden bir el koyma kararı alması gerekiyor. Henüz o karar alınmadı. Henüz o karar, peki o süreç işlemedi. Peki nasıl işlemesini bekliyorsunuz? Bundan önce söyleyeyim. Zaten aynı zamanda Şerifhan Bey'in söylediği gibi bölgede kurulan dernekler, Suru Koruma, Güzelleştirme Koruma Derneği örneğin, aynı zamanda yurttaş sıfatıyla yüzlerce insan, bunun yanında Diyarbakır Barosu, bölgede var olan meslek odalarının açtığı, yani resmi gazetede ilan edilmesinden sonra bu kamulaştırma kararının ve dayanak idari işleminin, riskli alan işleminin iptal yönelik bir Danıştay'a zaten herhalde sayıları yüzlerle ifade edilebilecek bir dava süreçleri var. Özellikle burada Danıştay'ın bu açık hukuka... Bu davadaki talep ne? Kamulaştırma kararının kaldırılması, iptal edilmesi mi? Tabii ki. Buna itiraz değil mi? Kamulaştırma kararının ve özellikle kamulaştırma kanunu, acele kamulaştırma işleminin 27. maddesi çerçevesinde bunun yapılmasına yönelik bir iptal kararı talep ediliyor Danıştay'da. Aynı zamanda da dediğim gibi bütün buna dayanak olduğu söylenen 2012 tarihinde ilan edilen riskli alanın da iptaline yönelik bu davada başvuru söz konusu. Dediğim gibi yani Danıştay'ın burada vereceği bir yürütme durdurma kararı, bir iptal kararı zaten bütün süreci bir kere aslında fiilen imkansız kılacak. Yani davalar yürütmeyi durdurma talebiyle açıldı. Yürütmeyi durdurulursa bugün Sur'daki işletilmek istenen sürecin durması anlamına mı tabii geliyor? Tabii ki, evet. Yani bu Bakanlar Kurulu'nun aldığı kamulaştırma kararı iptal edilmiş olacak. Peki yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa buna rağmen bugün işletilmek istenen süreç işleyebilir mi gene? Yani hukuk devletinde işlememesi gerekir. Türkiye'de işler mi? İşlemeyeceğini umuyorum. Umuyorsunuz, evet. Biz hukukçular olarak yani... Evet. Fevzi,
Şimdi aslında bu projenin de çeşitli yönlerine de girmiş olduk. En azından çeşitli olasılıkları da konuşuyoruz. Şimdi Başbakan Davutoğlu'nun hem Sur'u Töle'de yapacağız dediği açıklamasında hem de çeşitli açıklamalarında tarihi dokuyu korumaya yönelik özel vurgular vardı. O vurgulardan birisini aktarıp sana sormak istiyorum. Aslında uygun taş evler, yani Diyarbakır'ın tarihi dokusunun en önemli özelliği taş evler olmasıdır. Bazalt bu kentin mimarisinin en önemli özelliğidir. O yüzden aslında uygun taş evlerle yeniden inşa edeceğiz diyordu. Toledo tartışması çok fazla yapıldı. Onu da o yüzden kısaca sormak istiyorum ama bugün hükümetin ve bakanlığın öngördüğü bu proje ile birlikte Sur'un tarihi dokusunun korunması mümkün mü? Tabii bir de B şıkkı da şu belki. Yani bu kadar yıkımdan sonra istense bile Sur'un tarihi dokusunun korunması mümkün mü? Davutoğlu hükümetinin daha önceki AK Parti programlarından göreli olarak farkı aslında daha önce hani Evrensel'de de ben bir yazı dizisi olarak bu kentsel politikasını tartıştığım bir yazı dizisi olmuştu. Orada da ifade ettim. Tarihi kent merkezlerinin kendisine özel bir anlam ifade eden bir dönemece girdi aslında. Mevcut siyasal iktidar bloğu. Bunu bir tür aslında somutlaştıracak olursak kendi ideologlarının ifadesiyle bir tür kültür devrimi süreci içinden yani eğitim, iktisadi hayatta tam bir hegemonya, siyasal hayatta tam bir hegemonya ancak ve ancak bir kültür devrimiyle inşa edilebilir. Yaklaşık 14 yıllık bir iktidar bloğu bundan sonra mevcut haliyle kendisine bir gelenek icat edemezse Türkiye'de sağ muhafazakar partilerin uğradığı yıkım ve akametin bir benzeriyle karşı karşıya kalacağı tezleri üzerinden bu süreç hayata geçti. Bu konuyla ilgili sen de yakından biliyorsun işte yine Evrensel Yayınları'ndan da bir çalışma çıkmıştı. AKP döneminin kültür politikaları üzerine benzer bir konu burada da işleniyor ama bu çok önemli bir husus. Yani buradaki dönüşüm sadece Sur özelinde değerlendirilebilecek bir dönüşüm değil. Yani burada aslında siyasal iktidar kendisini iktisadi, sosyal ve kültürel olarak tüm Türkiye'de gerçekleştirmeyi düşündüğü kültür devriminin kültür devrimi stratejisine bir alan açabilir miyim? Buradan da bir alan açabilir miyim tezinin işlendiğini ben hissediyorum. Bunu görebiliyorum. Bu anlamıyla tek başına Sur'a özgü bir strateji olduğunu da işin açıkçası düşünmüyorum. Burada özellikle yakalanan fırsat, egemenler açısından yakalanan fırsat, 2012'den itibaren Sur'un tarihi kent merkezinin içinin yoksullardan boşaltılmasına yönelik bir düşünce işliyordu. Riskli alan uygulamasını hayata geçirmesiyle. Bu bir ittifak halinde gerçekleştirilmesinin yolu açıldı. İkincisi, merkezi iktidarın egemenler bloğu açısından bu dönüşüm nispeten daha Osmanlıcı bir siyasal hatta gerçekleşmesini mümkün kılabilecek bir dönüşüm olacak. Buraya vurgu yapılıyor. Bu anlamıyla elbette ki beklenilen şey her koruma politikası eninde sonunda bir ideolojik dönüşümü de beraberinde getirecek. Buradaki beraberindeki gelen dönüşüm de yeni Osmanlıcı strateji coğrafyada kendisini mekansal ölçekte nasıl ifade edecek bunu anlamak zorundayız. Bunun örneklerini ise biz İstanbul'dan ve Ankara'dan biliyoruz. Yani bunun nasıl mekana yansıtılacağını, bu strateji nasıl yansıtılacağını örneklerini ilk kez tabii ki Sur'da olmayacak. Bir yeni Osmanlıca dönüşümün stratejisini işletmek istenecek. Bu politika yerel iktidar bloğuyla uyumlu gittiği sürece ben koruma amaçlı imar planının yakın bir zamanda başka biçimlerde hayat bulabileceğine
düşünüyorum. Buradaki ana Fevzi, yerel iktidar bloğu derken açıkçası, nasıl bir koordinasyondan biyolojik bahsediyorsun? Yani yerel iktidar bloğuyla da koordineli gittiği sürece, yani bir merkezi iktidarla yerel arasında ki ilişkiye dair çeşitli değerlendirmeler yapıyorsun. Nasıl bir diyalogdan, nasıl yani, bir ilişkiden bahsediyorsun? Evet. Şimdi yerel egemenler bloğu diye kastettiğim şey sadece bölgedeki belediyeler, sivil toplum kuruluşları değil elbette. Mülk sahipliği sınıflardan bahsediyorum. Burada kamulaştırma, acele kamulaştırma sürecinin muhatabı olan mülk sahipleri gerçekten bu sürece topyekün bir karşı duruş sergileyip sergilemeyecekleri, buradaki çatışmanın hangi sınıflar arasında gerçekleştiğinin anlaşılmasına yardımcı olacak. Buna dikkat kesilmek lazım. Eğer ki mülk sahipleri sınıfında gerçekten bu anlamıyla bir acele kamulaştırmaya stratejik bir karşı duruştan ziyade bedel üzerinden bir karşı duruş söz konusuysa, burada önümüzdeki dönemde bir uyum stratejisinin ortaya çıkabileceğinin ipuçlarını görmek zorundayız. Ben bu noktada eğer ki bir Osmanlıcılık üzerinden adını koyalım, bölgenin burjuvazisiyle Türk burjuvazisi arasında bir konsolidasyon mümkün olursa, bu anlamda bir koruma amaçlı imar planının tabii ki sağ versiyonlarının hayat bulması söz konusu olabilir. Eğer bu bir çatışma düzleminde, yani burjuva sınıfları arasında da bir çatışma biçiminde ortaya çıkarsa, bu aynı zamanda gerçek anlamda bir uluslaşmanın işaretini ortaya koyabilir. Uluslaşmanın aynı zamanda çok kültürlüğü de bölgedeki halkların korunmasında referans alan bir burjuvalaşma süreci içinde olduğumuzun göstergesi olabilir. Ama merkezi anlamda gördüğümüz, yani nispeten işte bölgede kamulaştırılmayan ya da bölgede kamulaştırılan, bölgede kamulaştırma sürecinde mülk kovalayanlardan anladığımız kadarıyla bir egemen sınıflar ittifakına yoğunlaşabilecek bir dönemeci işaret ettiğini de söylemek gerekiyor. Ben şu hukuki kısımla ilgili de bir iki hatırlatma eğer çok kısaca alalım. Evet. Uygunsa tabii çok kısaca alalım. Eklemek isterim. Evet. Bu riskli alan uygulaması 2012'de gerçekleştirilen riskli alan uygulamasından sonra acele kamulaştırmanın dayanağı olarak riskli alan uygulaması gösterilmiş durumda. Muhtemeldir ki acele kamulaştırmalar iptal edilecektir. Çünkü riskli alan denilen kavrama dayalı olarak, yani 6306 sayılı kanun uyarınca bir acele kamulaştırma uygulaması yapılmaz. Yapılamaz. Kanunda dayanağı yok. Kanunda dayanağı olmadığı için de aslında geçtiğimiz günlerde yine yasa çıkarttılar. Resmi gazetede yayınlanmadı ama acele kamulaştırma ile riskli alan uygulamalarının bir arada yapılamayacağı ile ilgili. Bunun böyle bir açık olduğunu kabul ediyorlar yasa koyucular. İkincisi, riskli alan ilan edilen bölgede yapınız riskli yapı değilse bu yıkılacağı, ortadan kaldırılacağı anlamına gelmez. Anayasa Mahkemesi afet alanlarının dönüştürülmesi hakkındaki kanunu iptal ederken bunu özellikle vurguladı. Dedi ki riskli alanda riskli yapıyı sen yıkabilirsin. Yapı riskli değilse riskli alanı ilan ettim diye yıkamazsın. O nedenle de acele kamulaştırma kararı bu nedenle birinci salındı. İkinci neden bence hiç şey yapılmayacak, azımsanmayacak bir neden. Aslında buradaki yıkımdan kaynaklı mağduriyet yaşayanlar bir tam yargı davası açarak idarenin sorumluluğuna giderek tazminat alabilirlerdi. Devletin kendilerinin güvenliğini sağlayamadığı, bu nedenle de bir güvenlik zafiyeti olduğuna yönelik bir dava söz konusu olabilirdi. Evet. Ben başta atıf yapmıştım İsmet Berkan'ın yazısına. Orada yine yazıda diyordu ki, ya şimdi biz zaten bu yıkımdan sonra bu bölgede yaşayan insanlar bir tazminat davası açacak. Bizden bu yıkımdan kaynaklı bir bedel alacak. Şimdi biz bu bedeli, bir de kentsel dönüşüm süreci yürüyor. Kentsel dönüşüm sürecinde yine benzer şekilde bir bedel ödenecek yurttaşlara. İki kere bedel ödemek yerine
En başta biz bu işi acele kamulaştırmayı yapalım ve terör tazminatı, kendi tanımlarıyla söylüyorum, terör tazminatı ödemeyelim. Yani bunun pratik bir karşılığı var. Evet. Bu söylemin pratik bir karşılığı var. Yani on binlerce dosya açılacak, on binlerce tazminat davası, on binlerce davanın Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi, oradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmesiyle uğraşmak yerine, evet, yazıyla bağlı söyleyecek olursak, oradan bir böyle de kestirme bir yol benimsenmiş olduğunu söylemek mümkün. Evet. Neden sorusuna yanıt olarak. Evet. Şerefhan Bey, şimdi yine Başbakan, son bir soru araya gitmeden önce, Başbakan Davutoğlu Diyarbakır ziyaretinde yaptığı vurgulardan birisi de şuydu: biz bu sur projesini 2012'de belediye ile birlikte hazırladık. O zaman itiraz edilmiyordu. Şimdi ne oldu da hem belediye hem de Diyarbakırlılar itiraz ediyor diye sormuştu. Bu iddiaya ilişkin ne söylersiniz? Başbakan Davutoğlu'nun bu iddiasına ilişkin. Bir de tabii program başında da çeşitli biçimlerde ifade edildi. Hem 2010 yılında Sur Belediyesi ile TOKİ'nin ortak bir çalışmasından, hem de 2012'de yine Büyükşehir Belediyesi ile merkezi hükümet arasında ya da bakanlık arasında en azından uyum içerisinde bir projenin yürütüldüğünden. Yani bu proje, daha önceden yürütülen proje neydi? Doğru muydu? Bugün gündeme gelen proje ile arasındaki fark neydi? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? İkinci bir soru da şu: Sur projesinin aslında belediye başkanı Fırat Anlı'nın yaptığı açıklamalarda da altını çizdiği önemli noktalardan birisiydi. Bu bir rant projesi. Rant projesi olduğu için Türkiye'nin önemli sermaye grupları da bu projenin ve bu projeden çıkacak çeşitli rantın peşinde. Rant paylaşımı rekabeti var. Hükümete yakın çok önemli şirketler de bu rant paylaşımının içerisinde demişti. Size gelen somut bir bilgi var mı? Yani hangi şirketler ya da hükümete yakın şirketlerin bu projelere müdahil olmak istediğine ilişkin somut bilgiler var mı? O zaman ikinci sorudan başlayalım. Buyurun. Yani böyle iddialar var tabii. İşte Sur içinde bu dolaylı bir kentsel dönüşümdür tabii ki Sur içindeki. Ve burada dediğim gibi soylulaştırıp soyluları buraya yerleştirmeyi düşündükleri için burayı da soyluların eliyle inşa etmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu bize aslında somut dersek doğru olmaz. Fakat kulaktan dolma bilgilerle işte Cerattepe'deki maden arama şirketinin böyle bir şey olduğu söyleniyor. Sonra farklı yereldeki bazı iş çevrelerinin, müteahhitlerin, iktidara yakın müteahhitlerin burada işte onlara alan açıldığına dair bilgiler var. Ama dediğim gibi somut bir bilgi değildir. Yani iddiadır sadece bu. Bunu böyle belirtebiliriz. Diğer ilk soruya gelelim. İlk soruda dediğiniz gibi işte Sayın Başbakan'ın dediği, bu aslında belediyenin yaptığı bir projedir ve biz onun devamını sağlıyoruz şeklindeki beyanı aslında çarpıtmaktır biraz. Yani o dönem yapılan bir dönüşüm var. Maalesef var, öyle belirtelim. Dönüşüme katılmıyor muydunuz? Yani sizin desteklediğiniz bir dönüşüm değil miydi? Bu tutmadı. Tutmadı. Pardon, duyamadım. Bu bahsettiğiniz dönüşüm, daha önceden yapılması planlanan dönüşüm, sizin mimarlar odası olarak ya da bir mimar olarak desteklediğiniz, onay verdiğiniz bir dönüşüm projesi değil miydi? Hayır, biz buna destek vermeyiz. Biz doğal dönüşümden yanayız. Yani insan eliyle ya da devlet eliyle müdahale değil de halkın kendisinin dönüşümünü yapması, biz bunu tercih ediyoruz. Onun için maalesef dedim. Yapıldı, dediğim gibi lokal bir dönüşümdü. İki mahallede, Lale Bey ve Ali Paşa mahallelerinde yapıldı. Ve her yerde görülen göç ve sürgünden sonra oradan zorla göç ettirilen halkın
TOKİ'ye yerleştirilmesi ve TOKİ'ye de uyum sağlayamamasından kaynaklı daha sonra icralık olduğu, işte Sur'da hiçbir geliri yokken gittiği yeni TOKİ bölgesinde kat ve kat giderinin olduğu, işte verilen mülküne karşılık ya da evine karşılık verilen miktarın iki katı da kredi borcu geldiği için bu yurttaşlarımız şu an bir kısmı ciddi anlamda icralık olmuşlar. Ve zaten bunu başaramayanlar, işte bu ödemeyi gerçekleştiremeyenler ya da o yaşama adapte olamayanlar tekrar TOKİ'yi terk edip bu defa farklı bölgelerdeki gecekondu bölgesine taşınıyorlar. Bunların aslında sosyal dokuyla ilgili olduğunu belirtebiliriz. Yani Sur'da daima kültürel ve tarihi dokunun korunması vurgusunu yapıyoruz, gerekliliğini belirtiyoruz. Tabii bunun yanında sosyal dokuyu da korumak gerekiyor. Sur içinde bu yapılmadı ama proje durduruldu. Zaten sonuç alınmadığı için o dönem proje durduruldu. Fakat şu an yapılan Sur içinde Sayın Başbakan'ın dediği kesinlikle onun dışında bir şeydir. Daima bunu çarpıtarak halka yansıtmaya çalışıyorlar. Şu an 2012'de hazırlanan koruma amaçlı imar planının korunacağını biz belediyeden bunu belirttiğini söyleyebiliriz. Belediye koruma amaçlı imar planının referans alınıp müdahalelerde bulunmasını öngörüyor. Fakat dediğim gibi böyle bir bilgi yoktur. Bu kesinlikle çarpıtmadır. Orada Lale Bey ve Ali Paşa mahallelerinde yapılan ciddi bir yıkımdır aslında. Kentsel dönüşümdür. Ve ondan sonra zaten durduruldu. Sur içinde ondan sonra yapılan herhangi bir kentsel dönüşüm yok. Fakat bu şu an son dönemde manipüle etmek için daima pişirilip halkın önüne çıkarılmaya çalışılıyor. İşte sosyal dokuyu korumadığımız zaman da bu dediğim sıkıntılar yaşanıyor. Mesela halkın temel şikayetleri birkaç örnekle belirtirsek, Sur içindeyken herhangi bir artı gideri yoktur. Mesela ulaşım sorunu yoktur Sur içinde oturan bir vatandaşın. Ya da bina ortak gideri için bir sorunu yoktur. Ya da öğlen esnafının öğlen yemek parası verme gibi bir durumu yoktur. Onun için gelirine göre giderini de ayarlamış olduğu bir yaşamı biz dışarıdan müdahalelerle onları sürgün ederek farklı bölgelerle yaşamlarına maalesef maddi durumlarından kaynaklı onların yaşamlarına müdahale hakkını kendimizde görerek onları bu zor şartlara sürüklüyoruz. Ve şeye gelelim, koruma amaçlı imar planına. Koruma amaçlı imar planının aslında şu an aldığımız bir bilgi bakanlık tarafından revize edilmeye çalışıldığı bilgisini biz aldık. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama galiba şu an yapılan yıkım, şu an Sur içinde devam eden yıkımın bir plana veya bir taslağa dayandırdığını da belirtebiliriz. Çünkü rastgele yapamazlar. Dediğim gibi birkaç tane caddenin açılması, belirtilen yerlerde açılması bir projeden yola çıkılarak yapıldığını belirtebiliriz. Bunun dışında şu anki koruma amaçlı imar planı şu an amaç olarak ortaya koydukları işte turizm merkezi, işte inanç merkezi, ticaret merkezi yapmalarının önünde aslında engeldir şu anki koruma amaçlı imar planı. Çünkü küçük parseller var. Küçük parsellerde sen bu hayalini gerçekleştiremezsin. Onun için bu yeni ya da revize edilmiş koruma amaçlı imar planında bu hayallerini gerçekleştirerek, parselleri birleştirerek, tevhid ederek ada bazında büyük yapılaşmaların yapılaşmalara yol açmaya çalışıyorlar. Zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Ve bu da dediğim gibi bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. Fakat işin tuhaf yanı Sayın Başbakan Diyarbakır'da bunun taahhütünü verdi. İşte biz koruma amaçlı imar planına onu esas alıp bir inşa çalışması yapacağız. Onun dışında zaten başında söylediği cümle de tuhaftı. Yani dedi ki biz halkın rızası olmayan hiçbir şeye imza atmayız.
Ancak zaten kamulaştırmanın ya da acele kamulaştırmanın ilk adımı zaten kesinlikle rızayı ortadan kaldıran, rıza dışı zaten yapılan bir müdahale olduğunu belirtebiliriz. Tabii biz Sayın Başbakan'dan bahsederken bunu da belirtmek istiyorum. Davutoğlu Diyarbakır'da dedi ki biz işte Suriçin'i Osmanlı ve Selçuklu mimarisine göre dönüştüreceğiz. Onları referans alacağız. Ancak Suriçin'in bildiğimiz kadarıyla 7000-8000 yıllık bir geçmişi vardır. Orada ciddi medeniyetlerin izi vardır yapılarda. Suriçin'in tamamında işte Medler, Persler, Urartular ve sayabileceğimiz daha onlarca medeniyetin izi. Fakat dediğim gibi bu kudreti kendilerinde görüp ciddi müdahalelerde bulunuyorlar. Evet. Ve bunu kurtarabilir miyiz bu saatten sonra ya da o dokuyu bu saatten sonra kurtarabilir miyiz gibi bir sorunuz oldu evet. Arada. Bu aslında şu ana kadar yapılan kısmıyla birkaç mahallede yapılan yıkımlar, müdahalelerle bu mümkün değil. Ancak bu saatten sonra da eğer hükümet, devlet kararını değiştirirse hiç olmazsa yapılan yıkımlar geride kalacak şekilde bu saatten sonra herhangi bir müdahalede bulunmayacaksa da bu da tekrar kurtarılmış diyebiliriz. Tabii bunu da diyebilir. Yani yıkım olan bölgelerde biz koruma amaçlı imar planına göre inşa yapacağız. Bunun da taahhütünü bize verirse bu da kısmen de olsa bu yıkımın boyutunu azaltabilir. Ama zaten evet. Başlangıçta da belirtildi. Hiçbir şekilde ne bizler meslek odaları, mimarlar odası ya da belediyeler ya da herhangi bir sivil toplum örgütü ya da halkın sur içinde yerleşen oranın sakinleri hiçbir şekilde onlarla da herhangi bir paylaşım, bir diyalog gelişmedi. Onun için bu tamamen Ankara'da hazırlanan bir proje olup maalesef şu anki mevcut idari sistemden kaynaklı böyle bir gücü kendilerinde, böyle bir hakkı evet. kendilerinde görüp müdahalede bulunabiliyorlar. Evet. Aslında bu sadece Diyarbakır özelinde olan bir durum da değil. Bölgenin birçok ilçesinde şu an buna dönük hazırlıklar var. Zaten biliyoruz Diyarbakır ve Silopi birlikte bunun kararı alındı bakanlar kurulunca ve muhtemelen yakında Cizre'nin, İdil'in, Nusaybin'in, Hakkari'nin, Şırnak'ın büyük kısmı bu kararlarla karşı karşıya kalacak. Tabii bunun bir altlığının hazırlanması gerekiyor. Lazım ama sözlerinizi yani, bir toparlarsanız okuluna çok göre, kısaca. Düzenlenmesi toparlayalım. Bunun bir altlığı hazırlanıyor başta. İşte riskli alan, riskli bölge ilan edilerek bunun bir altlığı hazırlanıyor. Ve bu da bizim TMOB olarak Cizre ve İdil'de yaptığımız hasar tespit çalışmalarında karşılaştığımız kadarıyla bilimsellikten uzak zaten verilmiş bir kararın altlığını hazırlamak olarak bir hasar tespit çalışmaları yaptılar. Ve onun dediğim gibi bizim yaptığımız raporlar ve onların hazırladığı raporlar arasında ciddi uçurum farklar vardır. Biz örnek vereyim biz az hasarlı, orta hasarlı, çok hasarlı, ağır hasarlı diye tabirleri kullanırken onlar sadece az hasarlı ve ağır hasarlı diye yani herhangi bir yapıda birkaç kurşun izi varsa dahi eğer o bölge için kamulaştırma kararı verilmişse altlık oluşturmak adına onu da ağır hasarlı kabul edip böyle bir projeyi gerçekleştirmeye çalışıyordular. Bilimsellikten uzak tabii kendilerine göre bir altlık oluşturmaya çalışıyordular. Evet, araya gitmemiz lazım. Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Başkanı Şeref Aydın'a teşekkür ediyoruz. İlk bölüm sonrasında o yayınımızdan ayrılacak çünkü başka bir programı var. Diğer konuklarımızla yayınımıza devam edeceğiz. Şeref Han Bey teşekkürler. Kısa bir ara aradan sonra buradayız.
Ne yapmalı, nasıl yapmalı devam ediyor. Diyarbakır'da Sur projesini konuşuyoruz. Hatırlatalım, konuklarımız avukat Alptekin Ocak ve Fevzi Özlüyer. İlk bölümde Diyarbakır Mimarlar Odası Şube Başkanı Şerefan Aydın da vardı. Ona ilk bölüm sonunda veda etmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim istersen. Alptekin aslında biraz Şerefan Bey de ifade etti. Belediye ile merkezi hükümet arasında, AKP hükümeti arasında bir koordinasyon halinde uygulanan bir proje vardı. Aslında arada da biraz sohbet ettik. Bu buradan çıkartılan deneyimler önemli. Bunun üzerinde de duralım ki daha sonra yeniden böyle projeler gündeme gelmesin diye. Ne söylersin sen bu projeye ilişkin? Ya bu konu Kürt siyasal hareketinin içerisinde de aslında tartışmalı. 2012 yılında ilan edilen riskli alan, o dönem ve devamında yapılan koruma amaçlı imar planları şu andan itibaren baktığımızda aslında bütün bu mülksüzleştirmenin bir aracı halinde, yani Sur'un dışında özellikle mevcut uygulamalarına baktığımızda kentsel mekanların değerleştiği ve soylulaştırıldığı uygulamalarına baktığımızda da bunu görebiliriz. Dolayısıyla sonuç gerçekten böyle mi oldu peki sonuçlar? Yani yoksulların, yani hani konuşulduğu alanlardan... Örneğin Sulu Kule'yi görüyorsunuz. Oradaki bütün mülk sahibi olmayan insanların oradan dışlandığını görüyoruz. Diyarbakır'da da mı böyle oldu diyorsunuz? Yani mesela yine Tarlabaşı benzer bir şekilde özel bir firmaya ihale edilmiş durumda. Üstelik hiçbir koruma politikası, yani mesela şunu da söylemek lazım. Korumak dediğimiz şey sadece orada yer alan tarihi binaların restore edilmesi veya da aslına uygun olarak yeniden yapılması anlamına gelmez. Yani koruma, burada bir kültürü korumamız lazım. Yani Sur'u var eden şey, örneğin Sur üzerinde konuşacaksak, bir yandan hani Fevzi söyledi, bütün bu savaştan savaş sebebiyle köylerinden göçmek zorunda olan kalan yoksul kesimin orada yaşaması orayı var ediyor. Oradaki küçük esnaf orayı var ediyor. Aynı zamanda oradaki azınlıklar, yani oradaki Hristiyanlar, oradaki Ermeniler orayı var ediyor. Yani koruma amaçlı imar planının nasıl uygulanacağı meselesi o yüzden özellikle kiracıların orada korunmasıyla mümkün bunun kendisi. O yüzden şu eleştiriyi bence Kürt Siyasal Hareketi yapıyor. Bunu doğrudan bizzat işittim. Yani o dönem bu alanın riskli alan ilan edilmesi aslında benzer bir şekilde süreç bütün bu tartışmalarda dikkat çekmeye çalıştığımız gibi, yani gentrifike edildiği, soylulaştırıldığı bir noktaya gidebilirdi. Ama yakın dönemde, yaklaşık birkaç aydır süren çatışmalarda zaten bir kere orası şu an darma duman edilmiş durumda. Aslında Başbakan'ın söylediği şey tabii ki gerçekçi değil, görülüyor. Birincisi yani alanın neredeyse %82'si, 6000'den fazla parselin kamulaştırılmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir korumadan söz edemeyiz, yani bunu açık olarak söylemek lazım. Evet. Fevzi, sen ne söylersin hem bu gündeme ilişkin hem de Başbakan Davutoğlu'nun söylediği, yani biz zaten bu projeyi birlikte yapmıştık, bugün neye itiraz ediliyor açıklamasına ilişkin? Evet. Şimdi ben belki sürekli böyle genelleştiriyorum ama onun içinde düşünmek, o genelin içinde düşünmek gerekiyor ve oradan somutlaştırmak gerekiyor bazen. Bir neoliberal hukuk sisteminin insanların elinden aldığı şey aslında adalete ve hukuka erişebilirlik. Mahkemeler olabilir, yargı yerleri olabilir, koruma amaçlı imar planları olabilir. Önemli olan insanlar bu yasal düzenlemelere ne kadar erişebilir? Merkezi yönetimler, yerel yönetimler bu normların, insanların gündelik hayatlarını kolaylaştıracak araçları nasıl sağlayabilirler? Üzerinde durmamız gereken husus birazcık bu. Yani tek başına koruma amaçlı imar planı uygulanacak mı, uygulanmayacak mı sorusuna yanıt aramadan önce birincisi yanıt vermemiz gereken soru, koruma amaçlı imar planı mevcut haliyle sahiplenilen ya da sahiplenilmeyen gerçekten bölgedeki kültürel değerleri çok kültürlü, koruyacak bir potansiyele sahip miydi? Normatif olarak aslında çok baştan söylemek gerekir ki Türkiye'deki yapılan koruma amaçlı imar planlarının tamamı aslında
tamamı her ne kadar işte surun 7-8 bin yıllık bir tarihinden bahsedilecek olsa da hiçbir zaman çok tanrılı din dönemlerinden başlayarak bir korumacılık yaklaşımı falan bizde hüküm sürmemiştir. Hep tek tanrılı dinlerin korumacılığı, tek tanrılı dinlerin korunması, onların referans alındığı bir koruma yaklaşımı söz konusu. Koruma yaklaşımının bu bir temel eksikliği işin açıkçası. İkinci olarak da koruma amaçlı imar planlarının uygulanıp uygulanmayacağını gösteren şey yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki çatışma ya da ilişkide aramamak lazım. Planları uygulayacak şey yasal boyutuyla ve hukuki boyutuyla bir alan yönetimi stratejisidir. Koruma amaçlı imar planını diğer planlardan ayıran şey planların katılımcı bir süreçle yurttaşların, bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını ne kadar ve nasıl karşıladığı ile ilgili stratejilerdir. Burada bir dönem planın ki bir kentsel dönüşüme uygulanmamasını bir zafiyet olarak kabul etmek önemlidir ama aynı zamanda üzerine durulması gereken husus tarihi kent merkezlerinde yerel yönetimlerin koruma amaçlı imar planlarını gerektiği gibi katılımcı alan yönetimi esaslarına uygun olarak yapmadığı gerçeği de bu süreçlerin önünü açtığını kabul etmek gerekir. Siz her türlü siyasal iktidarı bir takım yetkilerle donatırken, mesela riskli alan gibi bir yetkiyle donatırken eline sınırsızca bir yetki kullanım alanı tanımladığınızı bazen fark etmeyebilirsiniz. Fakat açıkça söylemek gerekir ki Türkiye'de son dönemdeki tüm bu neoliberal hukuk inşa süreci her merkezi iktidarlara sınırsız bir yetki kullanım alanı tesis etmekte. Yurttaşları normları kullanma sürecinin dışına bırakmakta. Bunları gözetmeyen bir uygulama süreciyle karşı karşıyayız. Burada da benzer bir süreç 2012 yılından itibaren hayat bulmuş. Burada sadece uygulamada karşı karşıya kalınan küçük sorunlardan bahsetmemek lazım. Yani yerel yönetim yaklaşımınız neoliberal siyasetin neresine tekabül ediyor? Bunun bir öncelikli olarak bence bir öz eleştirisinin verilmesi lazım. Burada koruma amaçlı imar planları dahil yerel yönetim dediğimiz şey yakınınızda olan yönetim değildir. Katılabildiğiniz, karar alma sürecinde aktif rol alabildiğiniz yönetimdir. Bu merkezde de olabilir. Önemli olan karar alma süreçlerinde etkin olabildiğiniz yönetimlerdir. Bunun için tek başına planların yapılması sürecine değil, aynı zamanda uygulanması sürecine de bakmak gerekir. 2012 yılında kabul edilen planlardan sonra bu planların hayata bulmasıyla ilgili alan yönetimi süreçlerinin gerektiği gibi işlememesinin kendisi bence bu tür çatışmaların ortaya çıkmasının da bir zemini haline gelmiş durumda. Evet. O nedenle ben buradan bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir öz eleştiri verilecekse bundan sonrasına dair bir öz eleştiri. Koruma amaçlı imar planlarının uygulanıp uygulanmayacağı ekseninden değil, neoliberal bir kentleşme politikasının neresinde yerel yönetimler duracak? Buradan hareketle bir şey söylemek gerekir. Evet. Yoksa bugüne kadarki oy aldığı kitle tabanları bu neoliberal siyasetle birlikte zaten dağıtılmakta. Zaten seçkinleştirilmekte merkez. Buraya işaret etmek siyasetin odağını alacağı noktanın bu olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Aslında bu tartışmayla elbette bağlantılı ama biraz başka bir boyutuna da geçelim. Bir biçimde de değindiğimiz bir konu. Şimdi Sur projesinin tabii en önemli tartışma konularından birisi bunun bir rant projesi olduğu yönünde tartışma. Aslında kentsel dönüşüm deyince klasikleşmiş ifadelerden birisidir. Kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm diye. Sur'da yani rant Sur'un neresinde? Yani Sur'un projesi denince neden akla rant geliyor? Neden sermaye grupları duyduğumuz kadarıyla, ifade edildiği kadarıyla Sur projesine üşüşmüş durumda? Çünkü Sur Diyarbakır'ın kalbi, Diyarbakır'ın en merkezi yeri, ticaret fonksiyonları çok gelişmiş olan yer. İşte özellikle Mimar Bey aktardı, bölgedeki ticaret hacmi Diyarbakır'ın çok büyük bir kapasitesini oluşturuyor. Dolayısıyla hem tarihsel hem de bu ticaret ve aynı zamanda yoğun kültürel, yani Sur'a hakim olmak,
aynı zamanda Diyarbakır hakim olmak demek. Hani Cumhurbaşkanı'nın hayali olarak ifade etti yine Mimarlar Odası'nın başkanı. Dolayısıyla hani o yüzden burası çok değerli bir alan. Hani bence mesela sadece biz özellikle tartışmanın başından beri çok fazla Sur'u konuştuk. Bu konu sadece Sur'la ele alınması gereken bir konu değil. Aslında çok hegemonik bir süreçten bahsedildi, evet. Bütün bu bölgeye dair yeni, işte belki Fevzi'nin ifade ettiği gibi yeni liberal politika ve bunun mekansal düzeyde yansıması. Örneğin Hakkari'de başka bir biçimde yansıyor. İdil'de başka bir biçimde yansıyor. Mesela Hakkari'de ifade edilen şu, zaten yanlış bir yere yerleştirilmiş olduğu ve Hakkari'nin ilinin toptan başka bir yere taşınacağı. Dolayısıyla Yüksekova'ya taşınması konuşuluyor değil mi? Hakkari'nin şehir yani merkezi, kocaman bir il merkezinin taşınması söz konusu. Bu nasıl olabilir? Ne kastediliyor? Stratejik açıdan da aslında yani oradaki iktidar aygıtının, merkezi hükümetin hep dikkat ederseniz yani tahakküm kuramadığı yerlerde bütün bu savaş çok yoğun biçimde yaşanıyor. Bölgedeki insanlar, bütün bu özellikle sivil halk ve herkes, yani asker ya da bir biçimde bütün Türkiye halkları zarar görüyor bu savaştan. Dolayısıyla savaşın yoğun olarak, şiddetli olarak yaşandığı yerler, stratejik öneme sahip yerler, hegemonyasının, devlet iktidarının kurulamadığı yerler. O yüzden Sur'da örneğin işte yani biz bunu bir kentsel sit alanı olması ve yoğun ticaret meselesi, rant ve mülklü sınıfların diğerlerini dışlaması olarak şey yaparken, konuşurken, yani bu konu aynı zamanda Şırnak'ta da, Nusaybin'de de, yani Cizre'de de, Silopi'de de, ki Cizre ve Silopi'de zaten riskli alan ilan edilmiş durumda. Devam ediyor. Cizre ve Silopi riskli alan ilan edildi. Evet, buralarda da iki ne zaman ilan edildi? Silopi'nin riskli alanı Diyarbakır'la aynı gün, Sur'la aynı gün ilan edilmişti. Cizre'de ondan birkaç hafta sonra yanılmıyorsam. Belki biraz daha önde olabilir. Yani şunu da gözden kaçırmamak lazım. Evet, bu bölgede çok yoğun şu an şiddet ortamının ve yıkılan kentlerin, özellikle yok olan kültürlerden bahsediyoruz. Benzer bir süreç aslında batıda da işliyor. Örneğin daha geçen hafta İstanbul'un belki en önemli işte ilçelerinden bir tanesi Gazi Osman Paşa ilçesi, daha önce alınan riskli alan kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildi. Gazi Osman Paşa ilçesinin neredeyse %70'ine tekabül eden yaklaşık 10 bin konuttan, herhalde yaklaşık olarak yine 7-8 bin parselden bahsediyoruz. Bu çok çok büyük bir alandan bahsediyoruz. %70'i Gazi Osman Paşa ilçesinin. Üstelik Fevzi de iyi bilir detaylarını. Danıştay tarafından iptal edilen riskli alanlar dayanak gösterilerek bölgenin kamulaştırılmasına karar verildi. Yani İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesi dediğim gibi kamulaştırılıyor. Yani bunun ne anlama geliyor? Yani o zaman on binlerce, belki yüz binlerce insanın şu anda evi, yerlerinden kamulaştırıldı. Onlar orayı terk etmek durumunda mı kalacak? Nasıl olacak? Yani ne anlama geliyor? Yani eğer süreç bu yönde işlerse maalesef terk etmek zorunda kalacaklar. Yani onlar da kısa bir süre içerisinde şu an dava açma hazırlığı içerisindeler. Özellikle bu kamulaştırma kararına karşı mahallelerde kurulu, onların adlarını da belki buradan şey yapmak gerekir. Karayolları Mahallesi, Sarıgöl Mahallesi, Pazarıçı, Bağlarbaşı, Mevlana, Yıldız Tabla Mahallesi. Bütün buralarda, hepsinde bu kentsel dönüşüme karşı aslında insanların kurduğu bütün o sosyallikleriyle, gelişkinlikleriyle dernekleri var. Bu derneklerde özellikle bu dönüşüm ve yerinden edilmeye karşı duruyorlar, durmaya çalışıyorlar. Konut haklarını, sağlıklı çevrede yaşama haklarını savunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu riskli, özür dilerim, yani kamulaştırma kararları aslında devlet şiddetinin sarmalı aynı şekilde yakın bir dönemde belki tıkandıkları, yani kentsel dönüşümde tıkandıkları noktaların önünü açmak için kamulaştırma, özellikle acele kamulaştırma argümanının kullanıldığını görüyoruz. Evet. Fevzi, sen tabii sadece bölgeyle, Sur'la sınırlı olmadığını ifade etti Alptekin.
Sen hem bu konuda ne dersin, hem de tabii bu Surur'un bu kadar sermaye gruplarını ve hükümete yakın sermaye grupları da dahil olmak üzere Sur projesini yakından takip etmesi, hatta Diyarbakır Belediye Başkanı Fırat Anlı'nın, eş başkanı Fırat Anlı'nın yaptığı açıklamada bu projeleri doğrudan hükümete yakın sermaye gruplarının hazırladığı, o organize ettiği, bu projeleri geliştirdiği de ifade ediyordu. Neden? Ne dersin? Tabii yani sermayenin hareket yasası bu. Meta yaratmak, icat etmek, metayı yeniden üretmek ve burada da herhangi bir ilke tanımamak esası, yani her zaman bu böyle, kural işin açıkçası bu. Burada merkezi iktidarla Türk sermaye çevreleri arasındaki konsolidasyonu sağlayan bu riskli alan, acele kamulaştırma uygulamaları aynı zamanda gerçek bir zenginliğe de işaret eden bir zenginlik değil ve Türkiye'deki sermaye birikim sürecinin de karakteristiğine denk düşen bir birikim süreci bu anlamıyla. Şöyle görmek lazım, yani Türk burjuvası 1990'lı yıllardan 2000'li yılların ortalarına kadar, 2010'lu yıllara kadar aslında bir özelleştirme dalgası üzerinden, kamu varlıklarının satışı üzerinden kendisini var etti. Bu varlıkların el konulması, mülkiyetinin dönüştürmesi, biraz önce Alptekin aslında bu bir kamulaştırma değil özelleştirmedir dediği sürecin devamıdır aslında bu araçlar. Şu anda da doğa varlıkları ve kentsel toprakların üzerinde bir mülkiyet dönüşümü yaşanıyor. Aslında bu sürecin, yani özelleştirme sürecinin 1980'li yıllardan itibaren başlayan özelleştirme sürecinin devamı, Türk sermayesi birikimini temel olarak üretimden değil, kentsel ranttan veya belirli özelleştirme dalgalarındaki özelleştirme sürecinde üretim açısından önemli işletmelerin mülkiyetinin ele geçirilmesiyle bugünlere geldi. Fakat 2016 sapağından itibaren yaşanan sürece şöyle bir baktığımız zaman Türkiye'de her sürece yeni demek adetten olsa da işin açıkçası topyekün bir dönüşüme işaret eden, yani büyük ölçeklerde dönüşüme işaret eden ve aslında bir yanıyla da kamu varlıklarının nasıl sonuna gelindiğini ve mecburen aslında kentsel rantın devreye sokulduğu, kentsel rantın devreye sokularak bir sürecin işletildiği bir zamandan geçtiğimizi görüyorum. Şöyle kısaca ben sadece Mart, Nisan ayında 10 tane falan karar çıkarttım. Bu kararlarda işte 26 Mart, işte biraz önce konuştuğunuz Silopi'deki riskli alan uygulaması, hemen Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili acele kamulaştırma uygulaması 23 Mart arkasından gelmiş. Sonra 10 Nisan'da ve 9 Nisan'da 20'den fazla bölgede acele kamulaştırma uygulaması olmuş. Gazi Osman Paşa bunlardan sadece bir tanesi. Yani bu büyük bir mutenalaştırma, soylulaştırma ve araziye, mülke yeniden el koyma sürecinin mağduru ya da muhatabı olacak kitle Gazi Osman Paşa ile sınırlı 10 binler ya da 100 binler değil, gerçekten milyonları etkileyen bir süreçle karşı karşıyayız ama buna karşı oluşturulacak refleksler galiba tekil refleksler haline dönüşmüş durumda. Buna karşı refleks geliştirme konusunda ciddi, tırnak içinde söylemek gerekirse, bir öngörüsüzlük olduğunu söylemek mümkün. Yani Türkiye tarihinin yaşadığı en önemli mülksüzleştirme ve yeniden mülk edindirme süreciyle biz karşı karşıya kalmış durumdayız. Yani eğer Türkiye tarihinde bir özelleştirme dalgası, ikinci bir özelleştirme dalgasından bahsedilecek olursa,
belki son 5 yıl içinde anılan bu acele kamulaştırmalarla enerjiden başlayıp şimdi de kentsel tarihi kent merkezlerine, kentsel alanlara sıçrayan bu dönemi işaret etmek gerekir. Ben o konuda Alp'e katılıyorum. Yani bu bir yeni bir özelleştirme döneminin adıdır. Buna bu şekilde işin açıkçası yaklaşmak gerekiyor. Evet. Bir de tabii yani şeyler de geliştirilmiş durumda, aparatlar da geliştirilmiş durumda. Yani insanları tek başına bırakılacak iki tane düzenleme çıktı aynı dönemde. 8-4-2016 tarihindeki resmi gazete ve yine 26 Şubat tarihli konut hesabı devlet katkısına dair yönetmelikte iki değişiklik yapılarak şunu söylüyorlar kısaca. Senin alanını riskli alanı ilan ettim. Sen burada gece konducusun ya da kiracısın. Seni bir süre sonra çıkartmayı düşünüyorum. Ya şimdi çıkartırım ya da benimle birlikte ortak hareket edersin. Senin elektriğini, suyunu şu koşullarda kesmem. Bunlardan birisini kabul et. Yani aynı zamanda özelleştirme sürecinde işçilerin nasıl kıskaca alınması söz konusuysa bu alanlarda yaşayan kişilerin de yani ya göç etmek, orta vadede göç etmek ya da yakın vadede göç etmek çelişkisinin arasına sıkıştırılmaya ve bu stratejinin hayata geçirilmeye çalıştığını da söylemek mümkün. Evet. Aslında süremizin de sonuna geldik. Çok az bir vaktimiz de kaldı. Alptekin, bundan sonra Sur için ne olacak? Nasıl bir süreç gözüküyor? Onu da kısaca alıp tamamlamış olalım. Vallahi biraz mitolojik hikayelere bakmıştım şeyde. O Bejan Matur'un kitabında Doğu'nun kapısı Diyarbakır diye. Diyarbakır'ın adının Ahmet ve bunun bir kılıcın kabzasına yazıldığı ve bu şehirde kavgaların hiç bitmeyeceği, bitmediğinden bahsediyordu. Kavgalar evet yani bir iktidar aygıtının ancak toplumda daha eşit ve adil yönetimiyle insanları dışlamadığı bir yönetimle mümkün. Barış içerisinde yaşamamız. Aksi durumda bütün bu şiddet ortamı karşıtını yaratıyor. İstemediğimiz sonuçlara mal oluyor. Dolayısıyla ben barışın tesis edilmesi adına bu ülkedeki bütün herkesin buna çabalaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Fevzi, senden de son sözlerini, son değerlendirmelerini almış olalım. Sur projesinin açısından önümüzdeki süreçte ne gözüküyor, ne dersin? Yani bir hatta tutulacaksa bu dönemin zenginlerinin en azından bir anlaşma süreciyle karşı karşıya kalınacaksa bu tür projelerde züccaciye dükkanına girmiş fil gibi davranan yeni burjuvazisinin en azından her şeyi bu metalaştıran at pazarında tarihi konut pazarlayan yaklaşımının yerine daha centilmenlik anlaşması yapılmış bir sınırda gerçekten koruma amaçlı imar planlarının ruhuna uygun, biraz önce aslında beyefendiler, Mimarlar Odası ve bölgedeki sivil toplum kuruluşları kendilerini o sınırda tutmaya çalışıyorlar. Hani biz en azından elde var bir kuş, bu kuşun sınırları içinde tutalım da işleri, koruma amaçlı imar planları hükümleri doğrultusunda bu işe devam edelim demeye çalışıyorlar. Maalesef ki bu ayrıca bir konu, yani planlamanın, koruma amaçlı imar planlarının nasıl delindiği, uygulanamaz hale geldiği, Türkiye'de tarihi kent merkezlerinde, Ankara'da ve İstanbul'da çok ciddi bir şekilde karşılaşıldı. Şunu söylemek istiyorum, yani bu meselenin tarafı ister siyasal iktidar, ister bölgedeki yerel otoriteler, ister koruma politikasından yana tavır alan tarihi kent merkezlerindeki değerleri şu ya da bu siyasetten bağımsız olarak bizim gibi korumayı amaç edinen yurttaş hareketleri ya da kişiler açısından söylememiz gereken, üzerine ısrarla durmamız gereken şey şu: tarihi kent merkezlerinde acele kamulaştırma ve riskli alan uygulaması gerçekten Türkiye'nin bir gerçeği, bir uygulama aracı haline gelirse çok yakın bir zamanda
distopya gerçek olacak. Tarihi kent merkezi denilebilecek bir tarihi kent merkezinin kalmayacağını maalesef ki düşünüyorum. Bu uygulama biçiminden bir an önce vazgeçilmesi için adım atması, ortaklaştırılması, insanlığın, bölgenin, tarihin ortak mirası adına bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu çok acımasızca geliştirilebilir ve bunun sonucunda ne Osmanlıcılık türeyebilir ne de bir ulusal kimlik stratejisi çıkabilir buradan. İki stratejinin de başarısızlıkla mal olabileceği bir yıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden de 28 Kasım'da minarenin kapısı önünde yapılan açıklamayı gerçekten bir centilmenlik anlaşmasının metni olarak kabul etmek lazım. Palmira'da olduğu gibi bir yıkım siyaseti yeniden hayat bulmaması için tarihi kent merkezlerinden bu tür uygulamaların uzak durması. Siyasal iktidarlar amaçlarını yine gerçekleştirebilirler. Yerel yönetimler yine koruma amaçlı imar planları hükümlerine uygun davranılması için anlaşabilirler. Ama bu uygulama aracı mevcut sermaye yapısının acımasızlığını arttırır. Tek gerçek korkum bu. Yani bu uygulama süreçlerinde onarılmaz bir tarihi kent merkeziyle biz karşı karşıya kalabiliriz. Yani herkes anlaşır ama elimizin altında bakmak dahi istemeyeceğimiz bir kent merkezi kalabilir. Kimin ideolojisi hüküm sürecekse dahi bu olmamış dedirtir kendi kitlelerine. Evet. Böyle olmamasını da dileyelim ve çağrısını da yapmış olalım. Fevzi Özyer ve Alptekin Ocak, ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz için. Diyarbakır, Sur'da gündeme gelen Sur projesini çeşitli yönleriyle ve birçok boyutuyla da değerlendirmiş olduk. Ne yapmalı, nasıl yapmalıdan bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, hayatta kalın. Nezmaneler doldu, hastaneler doldu cesedinde. Madenci öldü. Neredeler? Neredeler? Yeter! Yeter! Yayınlanmayacaksa hiç biz konuşmayalım.